Meşgul herhalde. İşçilerle toplantıdadır. Okulda işin çok mu? Bitirme projemi teslim edeceğim. İpeyi falan görürüm. Neden? Sonra şirkete gelecek misin diye sordum. Ha, gelirim. Sana inşaat için hazırlattığım gazete insertlerini göstermek istiyorum. İnanmıyorum. Dağ başındaki ev için reklam mı yapacaksın bir de? Bir işe girdim. Hiç olmazsa benim girdiğim belli olsun. O evlerin satılması lazım. Projenin son halini görmedim. Bazı eklemeler yaptım. Daha düzgün bir iş çıkacak ortaya. Şevket'le konuşup yandaki araziyi de sorduracağım. Uygunsa orayı da alırız. Ha, sakın. Elin ucuyla tut. Balıklama dalma yeter. Ne iş yapıyoruz? Lütfen. Babanın kalbini mi indireceksin? Zaten aranız bozuk. Ya ne alakası var? Vallahi ben yaptırıyorum zanneder. Merak etme. Ben konuştum her şeyi. Benim kararım olduğunu biliyor. Onun için ikisi de hala bana tavırlı değil mi? Bakma Sakine, bakma. Tamam canım, daha buradayım. Eğer boşanırsak bu çocuğun yüzüne bakacak mısın acaba? Eğer mi? Yarın öbürsü gün başka çocuğun olursa ne olacak? Hep de unutacaksın oğlunu. Saçmalama Ceyda. Yine başladın acılı arabesk konuşmaya. Ben oğlumdan hiç ayrılmayacağım. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Ben o kadar emin değilim. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Dur kızım, ben bakarım. Bırak. Ha. Alo. Ne haber anne? Aman ne olsun, bildiğin gibi. Oturuyoruz Necla'cığım. Ne oluyor? Yok bir şey, söyle. Söyle o kızına seni aptal yerine koymasın. Ne oldu yine? Biraz önce Oğuz'u karısıyla gördüm. Neşe içinde mutlu mesut oturuyorlardı. Kucaklarında çocukları. Bu kız seni uyutuyor anne. Bunların hiç boşanacak gibi bir halleri yok. Hadi oradan. Yarı boşanıyorlar. Vallahi hiç öyle görünmüyorlardı. Neyse. Hemen söyleyeyim de boşuna umutlanma dedim. Ama ne halleri varsa görsünler.
Ben okuldayım bugün. Bitirme projemi veriyorum. İyi, çok güzel. Hadi bay bay. Yarın görüşürüz. Yarın mahkemeye gelmeyeceğim Oğuz. Sen bilirsin. Avukatın mı gelecek? O da gelmeyecek. Benimle oyun mu oynuyorsun sen? Hayır. Seni ne kadar sevdiğimi anlaman için sana zaman veriyorum. Saçmalama. Senin için kimlere el açtığımı bilmiyorsun. Durup durup kafama kakma Ceyda. Yüzünü kızarttın, annenden istedin, tamam dedim ben. Kadının katili bulununca kefaleti geri ödeyecekler, alacaksın paranı. Yeter! Parayı annemden istemedim. Yaman'dan aldım. Senin için bu kadar alçaldım, düşün. Yalvardım, yakardım, istedim. Yalan söylüyorsun. Kaan'ın üzerine yemin ederim ki Yaman'dan aldım. Sana karşı ne kadar küçük hissediyorum kendimi. Ama yemin ederim kurtuldum o adamdan. Büyük bir hataydı. Ama bedelini de ödedim. Seni kaybettim. Ne istiyorsun Ceyda? Konuya gel. Çok zor durumdayım. Ah şöyle. Buraya gelmek benim için ne kadar zor oldu tahmin bile edemezsin. Ama düşün ki bu haldeyim. Senden başka bunu isteyebileceğim kimsem yok. Benden başka enayi yok etrafında tabii. Tekrar ayağa kalkmam için son kez yardım et bana. Oğuz'dan kurtulabilmem için yardım et. O zaman gerizekalılık etmişsin. Ben böyle bir şey istemedim ki senden. Kefaletini ödediğim gün böyle demiyordun ama. Ellerime kapanıyordun. Allah kahretsin Ceyda. Allah beni kahretsin ki o parayı aldım senden. İyi o zaman. Bir an önce geri ödersin. Ödeyinceye kadar boşanmayacağım senden. Beni tehdit ettiğine pişman edeceğim seni. Hiçbir şey yapamazsın. Bana bir kazık daha atmayacağını nereden bileyim? Bir de senin yüzünden borçlu mu kalacağım ömür boyu? Sevgilinle oynamaya devam et istersen. İnşallah parayı bulursun bir an önce. Ugh!